Selamlar sevgili uyuşsever dostlarım. Kaliteli filtresiz Türkçe oyun videolarının adresi Frank Benjamin akıllarında. Sizlerle birlikte Avatar Frontiers of Pandora serimize kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde RDA'nın elinden kaçtık. Ama RDA'yı bizi yakalatan kişinin ne yazık ki Taylan olduğunu öğrendik. Taylan istemsiz bir ihanetin içerisine bulaşmış arkadaşlar. Aslında bunu yapmak istemiyor ama geçmişinde RDA'ya duymuş olduğu korku nedeniyle o korkunun psikolojisiyle yaşıyor ve Mercer'ı bizim partimizin içerisine kadar soktu ve biz de yakalanmıştık ve Billy sayesinde de kurtulmuştuk. Billy de kendini feda etti bizi kurtarmak için. Şimdi arkadaşlar şuradan quest kısmına bakacağız. Loss and Ruin görevini yapacağız. Direnişle beraber direnişin gizlenmiş olduğu bir depo var. Oraya varacağız. Şimdi gideceğimiz nokta şurası. Bakalım. Ekranımızı yine çağıramıyoruz. Çok uzaktayız. Abi sürekli olarak bu ekran problemi yaşamaktan da ben sıkıldım ya. Ekran da yani yok oraya girmem yok buraya girmem. Ebenin şeyine girmem. Sövdürüyor bana adam ya. Neymiş bunlar? Forest Pine Cone. Orman çamının arkadaşlar kozalığıymış. Pekala. İnspekt ediyorum ama bir şey çıkmıyor. Neyse tamam. Bunlardan bir şey toplayabilir miyiz? Burası sen zehirli misin ya? Arkadaşlar ormanın bu bölümünde çok değişik yaratıklar var. Normalde bizim için tehlikeli olabilecek tipler bunlar. Bunlar toplanamıyor mu? Meyve gibi duruyorlar ama. Bir önceki bölümde bize saldırdılar. Bayağı da canımızı götürdüler. Az kalsın da bizi öldüreceklerdi. Neredeyse. Neyse buradan dolanamayacağız gibi. M'ye basalım arkadaşlar. Ne tarafını? Ooo bayağı uzak. Şu şelalenin şuradan çıkabiliriz belki. Şurada bir şelale varmış. Bass Brick diyor. Şurada turuncu bir şey, mor ışıkta yanan bir şey var. Giant's Bane'e gideceğiz arkadaşlar. Şöyle şuralardan bir yerden dolanıp buraya gitmemiz lazım. Şurada bir şelale varmış. Şelalenin oralardan bir yerden buraya varabiliriz. Bu arada oyun hakkında ufak tefek fikir güncellemelerim var arkadaşlar. Biraz daha oyun toparladı ama toparladı dediğime bakmayın. Dediğim gibi bu toparlama çok az bir toparlama. Yani normalde yine hikaye çok zayıf ilerliyor. Genel olarak yaptığımız şeyler 12-13 bölümde geride bıraktık ve saatlerde de oynuyoruz arkadaşlar oyunu. Bayağı bir ilerledik oyunda. Ama buna rağmen tek düzelik ne yazık ki oyunda belli bir noktadan öteye gidemedi. Bu da tabii insanın canı sıkıyor arkadaşlar. Şimdi tamam biz bu oyunu aldık ettik ama sonuçta arkadaşlar bunlar ucuz şeyler değiller artık özel ülkemizde. Yani insan biraz beklentilerinin yüksek tutmak istiyor haliyle. Yani bu Ubisoft'ta bırakıyorsun bu işi yapıyor. Yani bu grafikleri lafım yok tabii ama bunun PR'ını yaptıkları müddette arkadaşlar yani izliyorsunuz wow diyorsunuz. Bu gelse de oynasak ulan hiçbir zaman da Avatar'a diyorsunuz. Yani doğru düzgün bir oyun yapılmadı. Oyun düzgün arkadaşlar kötü değil ama yetersiz yani. Hikayesi olmayınca bir oyunun. Oh shit. Aha av. Oha dayanıklıymış lan. Bileydim öldürmezdim ateş etmezdim. Öldüremedik zaten de. Ulan bayağı bir abidik gubidik bir yere tırmandık ama umarım sonu saçma bir noktaya varmaz. Bu şeyler de bu tırmandığımız şeyler de bana Half-Life'daki bu bizi böyle ağzın içerisine çeken yaratıklar vardı ya onları anımsattı bana. Vay be hey gide. Geçenlerde de arkadaşlar Half-Life'ın bir tane şeyini gördüm. Remaster versiyonunu gördüm. Half-Life 2'nin daha doğrusu. Bir tane stüdyo. Jesus. Bros tamam. Tamam bölgenizi koruyorsunuz anlıyorum ama bana saldırmanıza gerek yok.
Cici Smigol. Ya şimdi ne gerek var böyle şeylere? Gelmeyin, gelmeyin. Bunlar da Komodo ejderi gibi tipler. Bir şey anlatıyorum burada. Vallahi tehlikeli tiplere benziyorlar. Hepsiyle başa çıkamayabiliriz. Oo, bir de şeyler ha. Adam ezdi bizi ya. Tek attı bize. Adam şeyi bile harcamadı ya. Mana bile harcamadı. Ya arkadaşlar, ormanın bu bölümleri de güzelmiş gayet. Biraz daha dünya şeyine daha yakın gözüküyor değil mi? Yani bilmiyorum, öyle düşünmeniz bilmez. Half-Life 2'den bahsediyorduk. Oyunumuzla ne alakası var bilmiyorum ama muhabbet sardı gidiyor arkadaşlar. Öyle bir yandan da siz izlerken sohbet etmeyi de seviyorum ben. Tabii sohbetin karşılığı yok. Siz bana cevap veremiyorsunuz ama en azından abi hakikaten öyleydi ya filan diyebilirsiniz. Yorumlar kısmında da fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum hatta. Öyle bir çalışma var, gördüm. Nvidia GeForce da kendi sayfasında paylaşmış. Lan ne oldu bir an? Kafamı kaldıramadım. Keşke gelse de oynasak arkadaşlar. Yani biliyorsunuz Half-Life oyun dünyasının bir klasiğidir. Ve Otaboka her şeye remaster yaptıkları şu dönemlerde. Hatta yeni çıkan, yani birkaç sene önce çıkan oyunlara bile remaster yaptıklarını düşünecek olursak, ki bazı remasterlar arkadaşlar çok kaliteli. Biliyorsunuz Resident Evil 4 geldi, Dead Space geldi. Mesela Resident Evil 4 bayağı iyiydi. Yani sağlam bir remasterdi. Oh Jesus. Aman abi, tamam. Tamam, ben daha fazla bulaşmıyorum. Bir kez daha ölmeyeceğim. Dead Space de mesela arkadaşlar çok güzel bir remaster'dı. Neden Half-Life için şöyle havalı bir remaster izleyemiyoruz? Gerçekten beni biraz hayal kırıklığına uğratıyor bu tarz şeyler. Evet. So, there you are. İşte buradasın. Told me of your escape. Priya bana karşılığını söylemişti. I'm relieved to see your Na'vi instinct saved you. Na'vi, it's good to see you. Seni kurtarmasına sevindim. Solek, seni görmeme memnun oldum. But I'm here thanks to Billy. Ama Billy sayesinde buradayım. He died to save me. Beni kurtarırken hayatını kaybetti. Bizi. Stupid idiot wouldn't let me go back for him. Aptal herif, onu içine geri dönmeme izin vermedi. Billy kendi atalarıyla beraber sanırım. I just wish you didn't have to be. Sadece böyle olmasını istemezdim. Ben de öyle. But I'm glad you are here with us. Ama burada bizimle beraber olduğuna mutluyum. Yani yaralanmadan. Bulutlu orman çok haindir. Doğal olmayan sis parçası buldum. Muhtemelen ardiyedir. Dokundukları her şeyi zehirliyorlar. Umarım güvenli oluruz. Yani en azından bir süre. Gökyüzü insanları yaptıklarını şeyin bedelini ödeyene kadar rahat etmeyeceğim. Çok fazla şey kaybettik. Umarım ki daha fazlası kaybetmeyecek. Aslına bakarsan Nora için endişeleniyorum. Patlamadan önce çok tedirgindi. Yani böyle şey için almayı suçluyordu. Sana bir şey söyledi mi? Hayır. Gözlerinde karanlık görebiliyorum. Bu bakışı bilirim. İçindeki Navi'yi yiyip bitiriyor. Burası iyi bir yer. Onu konuştun mu? Dürüst olmak gerekirse onu takip etmeyi denemedim. Ya tamam. Abi, muhtemelen bu işi biz yapacağız arkadaşlar. It's so good to see you. Ya biz şu Rinea'yla yazsak mı ya? Rinea'yla iyi gidiyor. You made it. Yeah. Başardın. Evet. How are things here? Truthfully, bunlar nasıl? Not great. Dürüst olmak gerekirse basic supplies iyi değil. Are low, and I'm anxious temel ihtiyaçlar çok az seviyede ve Katemira bölgesinde olduğumuz için tedirginim. Are they dangerous? Neden? Tehlikeliler mi? Well, Sotlek said yani they don't welcome strangers. Dedi ki yabancıları iyi karşılamazlar. Ve Alma bana da ona güvenilmemesi gerektiğini söylemişti. Neden olduğunu söyledi mi? Hayır. I should have asked. Sormalıydım. Ama şu ana kadar bunu düşünmemiştim. Bu bir dedikodu olabilir. Ya da insanlara güvenmiyor olabilirler belki de. Taylan hakkında bir şeyler düşündüm mü? Let's give him some time.
Ona biraz zaman verelim. Ama bunu Nora anlatmamalıyız. Zaten sınırlarda geziyor. Yani, gitmeye bakar yani. Ona yalan söylemek daha kötü değil mi? Şimdilik. Yani şu durumu bir ele alana kadar böyle olması daha iyi. Tamam, ben bir Nora'yı kontrol edeyim. Vallahi biz bu şunu neyle yazalım ya? Hem genç hem biz de yaş hem güzel kız. Ya yani Navi gözüyle bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yoksa uzun boylu mavi şeylerden hoşlanmıyoruz tabii ki de ya. Ya böyle fantazimiz yok. Ekleyebileceğim bir şeyler var işte, böyle gösteriyor arkadaşlar. Şuraya bunu ekleyebiliyorsun. Mesela craft de. Craftlamamız gerekiyormuş, pardon. 44 oldu ekip. Tamam, bunun için buraya ekleyebileceğimiz bir şey yok ama bunu ekleyebiliyoruz. Ama bu tabii yetersiz oluyor. Pekala, şimdi anladık. Az önce biraz aptallaşmışız. Pekala. Pekala. Bunun için de arkadaşlar burada bir şey var. Scape Bark. Buraya bir tane yani herhangi bir shell koyduğumuz zaman bir şeyin kabuğunu bunu da geliştirebiliyormuşuz. Pekala. Buralarda materyaller varmış. Mesela bu bizim bow'umuz değil mi? Long bow'umuz. Bunu çok çok sıklıkla kullanıyoruz mesela. Bunu buraya eklersek mesela bunu güçlendirebiliriz. Spear oldu mesela. Evet, ekip diyelim. Ama 9'luk 8'e niye düştük onu anlamadım. Evet, bunun için materyaller yokmuş. Fearless Warrior Spear olabiliyormuş. Tamam. Bunları da sizlere gösteriyorum bu arada. Yani umarım ki canınız sıkılmıyordur bu tarz şeylerden ama oyunu anlayabilmek adına arkadaşlar sadece oynamak değil hikayesi. Bunları da size göstermek zorundayım yani. Diğer türlü sadece oynadım ettim diyen adamlardan pek bir farkımız kalmak. Bizde öyle bir kanal olmadığımızı zaten biliyorsunuz. Tamam, bunları bırakabiliriz buraya ama bunları daha çok bu şekilde değil de arkadaşlar bunu böyle tezgahlarda harcamak daha doğru geliyor bana. Oraları koyunca unuturuz biz onları orada. Hop. Tamam, çıkamadım. Ne oluyor lan? I am so glad you're safe. Güvende olduğunu sevindim. I need a word. Tamam, ne yani? Konuşmaya ihtiyacı varmış. Alma. She's stable. Stabil. Sanırım. That's as good as it gets right now. Şimdi kendimiz onun iyisi bu. Pain, so çok acısı vardı. Biz de onu işte böyle koymuşam buraya arkadaşlar. İyi olacak mı? Öyle olmalı. Ama Nemo fiziği hakkında çok bir bilgiye sahip değilim. Hajir ne yapacağını bilirdi. Onu senin için bulabilirim. Hajir öldü. Oh no. Oh hayır. Hajir too? Hajir de mi? So sorry. Çok üzüldüm. How did this happen? Nasıl oldu bu? So many lives lost. Çok fazla hayat. Can kişi öldü. Yapabileceğim herhangi bir şey var mı bilmiyorum. Yapacak çok şey var. Bu tarz yanıkların bizim ilaçlarla tedavisi zordur. Herkes açı içinde ve onlara yardımcı olabilecek kaynağım yok. Peki ya kaynaklara ben bakarsam? Belki yardımcı olabilecek bir şeyler bulabilirim. Belki de. Belki Nor da sana yardımcı olabilir. Her neyse. Alma'yı takip etsem iyi olacak. Kusura bakma. Abi senin dizin yaralanmış. Seninle konuşacak durumda değilim ya. I don't feel ready. Ben questlere bakalım. Bu yukarıda bir yerde arkadaşlar. Ben konuşmak istemiyorum ki seninle zaten. Sen kendi kendine gelin gibi alıyorsun. We didn't stand a chance. They knew exactly when to strike. Skill point kazandık bir tane. Hayırdır inşallah. 3 tane varmış. Wow! Ne zaman geldi bunlar? Canımızı artacak bir şey yok mu ya? Deal 24% damage to enemies with an active status. Your base health. Heh, tamam. Bize şöyle şeyler lazım. Ya şimdi 2-2-4 o. Allah Allah. Ya bunu açmak için de bu lazım. Tamam.
Şimdi alamıyorum işte. Bir tane daha lazım. Ya şaka mısın ya? Hadi abi, bize biraz aksiyon var. Gözünü sevdiğim be. Oyun zaten tek düzey ilerliyor. Bir de böyle ilerledikçe yani daha da can sıkıcı hale geliyor. Hadi bakayım. Abimiz anasının gözünde. Şuradan çıkabiliriz. İnanılmaz yukarı çıkarttım. Tamam, doğru yoldayız. Nereye giderse gidelim. Ölüm peşimizde. Tamam, sus. Gönlünü duydum. Buna sevindim. Sağ ol. Çok yakındı. Sadece nasıl olduğunu görmek istedim. İnsanların bana bunu sormasını... Olur mu? Başka bir şey var mı? Alma bana dedi ki... Kametireler güvenilmezmiş. Onlar hakkında bir şey biliyor musun? Bu gerçek değil. Kametireler inzivaya çekilmiş tiplerdir. Ama iyi şifacılardır. Gerçekten mi? Yaralarımızı iyileştirmemize yardımcı olabilirler mi? Belki de. Babam işte bu iyileştirme malzemesi için onlara giderdi. O halde onlara gitmeliyim. Merkezleri oyuk gizlidir. Ama onların bitkicisiyle burada tanıştık. Kametire kampında, buradan uzak değil. Oraya nasıl gideceğini hatırlıyor musun? Yüzen dağların gölgesinde dolan başlı bir nehir vardı. Evet. Seninle bunu uzun bir yürüyüşte tartışabilirim. Bu uzun yürüyüşten şikayet ederdim. Bu tepenin dibindeymiş yani. Babam buralarda gezen kibar bir hayvanın hikayeleriyle beni baştan çıkartmıştı. Daha fazla hatırlamıyorum. Bu yeterli olmalı. Bulduğum zaman sana telsizden söylerim. Bu şeylerden nefret ediyorum. Ama... Ama tamam. Umarım beni Eva ile bağlantı kuracak kadar güvenirler ve... Kametre'nin ikran sürücülerinden öğrenirler. Bağımızı özledim. Aslında burada terk edilmiş bir yer var. Solak bana söyledi. Eva ile tekrardan bağlantı kurmayı denemeliyim. Ama beni tuhaf hissettiriyor. Bu şekilde insan metotları ve kötü anılarla Eva'yı rahatsız etmek istemiyorum. Belki de zamanla senin için iyi hissedecektir. Belki de. Her neyse. Çıkış bu taraftan. Buradaki yolu izle. Sola doğru devam ediyor. Dışarıda götünü kola diyor. Pekala abi, sağ olasın. Tamam, gideceğimiz yer arkadaşlar şurada, bakalım. Hurr hurr, işe yaramıyor. Allah'ım, yine tabanmaya kaldık ya. Öf. Öf yani, öf. Bu neymiş lan? Clouded Forest Face Paint. Pekala. Aa, bizim şey böceği değil mi bunlar? King Lore. Untracked quest updated diyor arkadaşlar. Untracked miymiş? Yo, track zaten. Bir dakika, şöyle. Burası olsa gerek o zaman. There's no one here. I don't think anyone has been there for a long time. Uzun zamandır orada birilerinin olduğunu sanmıyorum. Gittiler mi sence Kametire? Olmaz. Ya onlar için değil. Buralarda bir yerde olmalılar. What could have happened to make them leave this place? Kim onu terk ettirmiş olabilir? Ya bekleyebilsem bekler dedim ama diğerlerinin yardıma ihtiyacı yok. Ekranıma ihtiyacım var. Tamam, şuraya bağlantı kurduğumuz zaman ekranımız gelecek, anladık. Tamam, ef. Be. Ekran. Clouded Forest Flights. Ready to ride? Hadi abicim, hadi. Allah'ım ya. Core Challenge completed arkadaşlar. Ubisoft Experience kazandık. Bu arada Ubisoft Plus aldım arkadaşlar. Fakat Ubisoft'un Plus ekranına bir ulaşamıyorum. Orada bir sıkıntı var. Aşağıda birileri kapışıyor ama.
Nor? Did you find it? Nor? Yeah. Buldun mu? Evet. It looks abandoned at first glance, but there's a fire still lit. Yani önce terk edilmiş gözüktü ama burada bir ateş var. Tuhaf. Take a closer evet. Look. Bilir bunu kullanmış olmalı. Yakından bak. Must be the place. Bir saniye. Şurada bir şey var evet. But what else? Şunlar var. A Kametire was here. Kametire buradaymış. A healer making something by the fire. Tamam, ateşte bir şeyler yapıyorlarmış. Yakın zamanda terk etmişler. Evet, siste bir şeyler var. Oo, bir dakika. 72, 107. Ya bizimkisi daha iyi kardeşim. Sorry. I wonder if. Bunu bir şeyle bağdaştırmamız lazım. Those parts. Bu parçalar. They fit together. Birbirine uyuyorlar. An animal scare. The weight of the water. Hayvan korkmuş. It makes a noise as it drops. Tuzak gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Hani hayvanın geldiğini belli eder. Kametire healer was here not long ago. Buradaki Kametire şifacısı çok uzun zamandır. Maybe the noise will draw them back. They might help me. Tamam, şu bahsettiği şeyi onardığımız zaman belki geri gelirmiş ve bana yardımcı olur diyor. Şunu onaralım. Ne çıkacak merak ediyorum buradan ya. Aa, geldi. That went exactly as I predicted. Fascinating. Tam olarak beklediğim buydu. Büyüleyici. Oh yes. Oh! Sen zıplayabiliyorsun. Evet, kaplan yemi olduk. Bir yerde olması lazım, yaşıyor. Aa, etkileyici. Tabula rasa sandın. Bu yalnız bunlar bizden değil bunlar. Bunlar başka bir şey. No kuru. Should take a closer look. Yakından bakmam lazım, tamam. Odaklan. Are you hurt? Yaralandın no. mı? Hayır. You fight like a Zeswell champion. Zeswell şampiyonu gibi duruyorsun. Yani en azından. That's what I think they fight like if I ever saw one. Ya böyle bir savaşan birini gördüğüm zaman böyle düşünürüm. Umarım iyisindir. İyiyim. Büyüleyici. Ama bekle. Are you Sarento? Sen bir Sarento musun? Ya da... hastalık beni bu yüzden böyle görmek sağlıyor. Öyleyim. Yava hastalığı nedir? Ah yava. Buradaki sis boğazını yakar ve ölene kadar zihnini bulandırır. I followed the sound. Bunun efektlerini araştırırken kayboldum. Yave. I think I saw some earlier. Evet, sanırım daha önce görmüştüm. Ne sebep oluyor? Kimse bilmiyor. It came after the Sarento. Sarento kaybolduktan sonra ortaya çıktı. Eyvah'ın Kametire'yi bir şekilde cezalandırma şekli. So you are Kametire. Bana doğru gelmiyor. Yani sen Kametire'sin. Sizin
Şifacılarınızın yardımına ihtiyacım var. Anofin'in mi? Oh, hayır. Kimseyi görmez. Beni görür müydü? Arkadaşlarım hasta, lütfen yardımcı olun. Şaşırtıcı. Mokasa ziyaretçileri yasakladı. Ama bunlar Sarantu. Ama bu iyi bir kötü kötü mü? Ve beni hayatımı kurtardı iki sefer. Kararımı verdim. Yardımcı olacağım. Ama bunu kimse bilmemeli. Başkentinizi nasıl bulacağım? Dur bakayım bir. Gölü geç, ikranın başı ismini verdiğiniz bir kaya görene kadar. Yukarısına kadar çık, ta ki ufku gösterene kadar burnu. Teşekkürler. İsmin ne bu arada? Benim adım Okul. Ama unutma, kim herhangi bir sorarsa, seni oraya ben göndermedim. Dedim bakalım. Ops. Oo, ışıkların yanıyor. Limuncum. Pırıl pırılsın maşallah. Floresan gibi yanıyorsun. Muhtemelen arkadaşlar Explorer modda bu işaretleri falan göstermiyor diye tahmin ediyorum. Ama zaman zaman bile bu modda da, story modunda da yani bir şeyleri bulmakta zorlandığımız oldu. Explorer modda söylediklerini o yüzden dinlemeniz gerekiyor daha iyi anlamak için nereye gideceğinizi. Tamam, şuradaki mağaranın içine gireceğiz. Bir Sarantu. İşareti var. Öldüklerini sanıyordum. Ne istiyor? Sarantu döndü. Neden geldi ki? Sarantu hayatta yaşıyor. Bu klan öleli çok oldu. Sınırlarımızı yalanlarla geçmeye teşebbüs eden de kim? Tahkik'i arıyorum. Gökyüzü insanı bize saldırdı ve çok yaralımız var. Kametire'nin sağlıkçı olduğunu söylemişti. Yardıma ihtiyacımız var. Burada senin için herhangi bir şey yok. Özellikle Sahih'imizden. Bizim sorumluluklarımız yok mu? Klanımız yardıma ihtiyacı olduğu zaman yardıma koşar. Sahih öldürülmeden, yani iyileştirmek yerine öldürmeden önceydi. Artık Sarantu aramızda gezmiyor. Sadece yalancılar. Neden yalan söylesin ki? İşareti çok temiz. Yeterli. You desecrate the memory of our Sarantu friends. Sarantu dostlarımızın anısına hakaret ediyorsun. She is in seclusion. Duruma karşı. Far from here and not to buradan uzağa inzivaya çekin. Rahatsız edilmesin. Be on your way, imposter. We have no need of you here. Yoluna git. Sana burada ihtiyacımız yok. Sahtekar. Not everyone agrees with Mokasa's methods. Mokasa'nın metotlarını herkes onaylamıyor. At the circle of ancestors, where Eva shows us the way. Atalarımızın çemberinde benimle buluş. Eva yolu gösterecektir. Mokasa. Evet sevgili dostlar. Yeni bir klana daha geldik. Bunlar biraz daha böyle hayvancılık gözüküyorlar ama. Şöyle yapalım. Bir sonraki bölümde devam edelim. Çok uzun bir bölüm tutmak istemiyorum arkadaşlar. Son zamanlarda çektiğim bölümler istemsizce biraz uzun oluyor. Bu da benim çok hoşuma giden bir durum değil aslında bakarsanız. Dolayısıyla bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Oyunla kalın ve hoşça kalın diyorum. Abone olup bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Bye bye.